Yaptıkları yapacaklarının teminatı olduğu için ilk seçimde İstanbul seçimlerini kaybettikleri halde neler yaptığını hatırlayın. İşte Anadolu Ajansı'nın veri girişini durdurdular, YSK üzerine abluka kurdular. Ondan sonra yalan yanlış bir sürü belgeler, haberler vesaire resmen İstanbul seçimlerini çaldılar yani. Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldılar. Dolayısıyla ben Tayyip Erdoğan'ın tekrar aynı düzleme gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani bir kaybedersem ihtimali üzerine bir strateji kurduğunu düşünmüyorum ben. Yani tekrar kaybedeceğini kabullenecek birisi olsaydı bu seçimleri tekrarlatmazdı. Ekrem İmamoğlu'nun bir lider adayı olarak ortaya çıktı ve seçimleri normal şartlarda kazanacağını zaten düşünüyordur ve anketlerde çıkıyordur bu. Fakat ben bu seçimlerin hala yapılıp yapılmayacağına ilişkin de şüphelerim var. Yani yapılırsa Ne da bekliyorsun mesela? Nasıl bir erteleme? Yine işte 1 Kasım'a yani giderkenki gibi bir kaos mu yoksa başka türlü yok bir artık gerekçe mi? yani kaos yani tükete tükete gittiği için Erdoğan bu 7 Haziran seçimlerinden sonra bu kaos şeyi tüketildi. Yani hatırlarsanız yani Türkiye'de Orta Doğu'da gördüğümüz bombalar patladı. Yani 100 kişinin öldüğü bombalar patlamıştı o zaman. 100'den fazla insanın öldüğü bombalar patlamıştı. Ankara, Tirengen'de. Şiddet eşiği o kadar yükseltildi ki pek çok yerde. Çok yükseltildi. Dolayısıyla bu kaos ve şiddet kartını tükettiğini düşünüyorum ben Tayyip Erdoğan'ın. Ondan sonra başka kartlar çıktı. İşte beka gibi, toplumun bütünlüğü gibi vesaire ya da ekonomik krizin etkileri gözükmeye başladığında işte başkanlık referandum onaylarsanız ekonomi nasıl düzelecek, dolarla nasıl mücadele edecek gibi başka kartlar konuldu. Bunların hepsi tükendi. Dolayısıyla şu an geldiği noktada yani bazı krizleri çok anlamsız yere yükseltiyor. Mesela Tayyip Erdoğan oportünist bir adamdır ve dozu kime karşı ne kadar arttırıp ne kadar azaltacağını hesaplar. Mesela ben bu S-400 krizinde Tayyip Erdoğan'ın dozu böyle bu kadar yükseltmeye çalışmasını anlayamıyorum açıkçası. Böyle Amerika'ya, Türkiye'ye yönelik böyle ağır ambargo kararlarını fiili olarak hayata geçirmeye zorlar gibi bir tavrı var. Her seçimlerden önce böyle bu peş peşe, bugün de Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. S-400'leri aldık, o iş bitti. Amerika bir şey yaparsa biz de yaparız gibi meydan okuyan açıklamalar. Böyle bir karar alırsa bunu kullanacağını düşünüyorum ben. Onun dışında ekonomiyle ilgili bazı sebeplerle seçimleri erteleyebileceğini düşünüyorum. Yani tabii küçük bir erteleme yapar işte, birkaç ay erteleme yapar. Ondan sonra bu iş devam eder. Veyahut ikinci bir plan olarak biliyorsunuz İstanbul'daki seçim kuruluna yönelik hamleler oldu. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı emekliliğini istedi. Seçim kurulunun alt seviyedeki yetkililerinden tayinler oldu çok fazla. Dolayısıyla o ilk seçimdeki İstanbul İl Seçim Kurulu'nun biraz kararlı duruşu bizi Anadolu Ajansı'nın bütün numaralarına rağmen doğru sonuca götürmüştü. Bunu da yok edebilecek bir yapı kurdular açıkçası. Bu şekilde seçimi bir oldu bittiye de getirebilirler. Oldu bittiye getiremeyecekleri bir durum oluşursa da seçimi erteleyeceklerini düşünüyorum ben. Şimdi Ama kesinlikle İstanbul'u bırakmayacak bence. İstanbul'daki işte o il seçim kurulları ile ilgili de enteresan bir şekilde dünden bu yana hani kızım sana söylüyorum gelinim Selan'la durumuna benzeyen bir haber var ortalıkta. Yani aradan herhalde bir aydan fazla bir 1,5 aylık bir zaman geçti. Bir il seçim kuruluna başvurularla ilgili güvenlik kamerası, fotoğraflar vesaire bir şeyler ortaya çıkarıldı. Hani senin de dediğin gibi zaten onlar bir şekilde görevden alındı, emekliliğini isteyenler var, heyet değiştirildi vesaire. Ama sanki yeni gelenlere de bir mesaj var gibi. Ne diyorsun? Hani niye Ya. bu kadar üzerinden zaman geçtikten sonra o fotoğraflar, görüntüler ortaya çıkar ki? Evet, yani birden fazla şey yapıyorlar. Mesela seçimlerin tekrar iptal edilmesi için belli gerekçeler de oluşturuluyor. Bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaşmıştı dün, sanırım dün paylaşmıştı. KHK ile ihraç edilmiş kişilere seçimde görev veriyorlar mesela. Bir önceki seçimin iptal Gerekçesi. gerekçelerini hatırlarsanız. Dolayısıyla yeni bir gerekçe oluşturuluyor. Bana da geçen hafta içerisinde bir tane polis memuru ulaşmıştı. KHK ile ihraç edilmiş, hakkında terör örgütü üyeliğinden soruşturma açılmış. Bundan dolayı hapis yatıp çıkmış bir süre. Ama seçim kurulunda görevlendirilmiş. Şimdi bu görevlendirmeyi aldıktan sonra yani devlet beni görevlendirmiş, gideyim bu görevimi yapayım diyebilirdi. Ama biraz da böyle uyanık birisi olduğu için aramış bu durumu sormuş. Bir cevap alamamış seçim kurulundan. Ondan sonra devletin kapısını kapı kapı gezerek en sonunda kendi bu görevini iptal ettirmiş.
Böyle iptal ettirilmemiş ve bu görevi gidip yapacak kişiler de olabilir. Bunlar bir seçim iptal gerekçesi de olabilir tekrar. Yani öylesine asimetrik çalışıyorlar ki her ihtimale karşı bir şey yaparız diye. Yani yoksa terör örgütü üyeliğinden işlem geçirmiş ve isminin karşısında bu olan hani pasaport bile alamıyor, onu bırakın gidip inşaatta işe başvursa sigortalı işe başlatılmadığı bir ortamda İstanbul'da seçimi teslim ediyorsunuz. Seçimi teslim etmek akıl alır gibi değil yani.